Gerek yüz yüze görüşmelerimizde, gerek telefon temaslarımızda artık tüm liderlerle daha açık yüreklilikle konuşuyoruz. Anlaştığımız hususları hızla sonuca bağlıyor, anlaşamadığımız konularda da karşılıklı pozisyonlarımızı teyit ediyoruz. Bu tarzın dünya siyaseti açısından daha verimli ve doğru olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede Allah'ın izniyle hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz. Suriye'deki gelişmelerle ilgili Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatlar, sahada elde ettiğimiz neticeler gerçekten tarihi önemdedir. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için diplomasi ve uluslararası siyaset yanında ekonomiyi de devreye almalarına rağmen hamdolsun ülkemize geri adım attıramadılar. Yapılan her saldırıyı, atılan her adımı, kullanılan her silahı süratle etkisiz hale getirdik, tedbirlerimizi aldık. Aynı hamlelerin tekrarında karşılarında hazırlıklı bir Türkiye buldukları için istedikleri neticeyi elde edemiyorlar. Ülkemize yönelik kızgınlıklarının gerisindeki sebeplerden biri de budur. Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip kakamadıkları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkça da muvazeneyi kaybediyorlar. Sonuçta geldiğimiz noktada Türkiye siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan eskisiyle mukayese edilemeyecek kadar güçlü bir yerde bulunuyor. Ülkemiz iç siyasetinde ortada kayda değer bir husus yokken ortaya çıkıp yükselen AK Parti, Cumhur İttifakı ve şahsım aleyhindeki havanın gerisinde işte böyle bir tablo, işte böyle bir hesap vardır. Cumhur İttifakı'nı bölemeyecekler, parçalayamayacaklar ve Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara inşallah yürüyecek. Türkiye'nin güney sınırlarını terör koridoruyla kuşatma projeleri özellikle oluşturmaya çalışanlar iç siyaseti manipüle ederek kayıplarını telafi etmenin peşindeler. Ama bunu da başaramıyorlar. Çünkü milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, kime hizmet ettiğini, neyi niçin yaptığını gayet iyi biliyor. Ceviz kabuğunda fırtına koparma, incir çekirdeğini doldurmayacak meseleleri büyüterek balyoz niyetine kullanma çabaları hep beyhudedir. Milletimiz bunların hiçbirine itibar etmez. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, hasbiliğimizi, samimiyetimizi, söylemimiz ve yaşayışımızda değerlerimize bağlılığımızı güçlü bir şekilde sürdürebilelim. İnanın bana gerisi kendiliğinden gelecektir. İstanbul Teşkilatımızın bu konuda diğer 80 vilayetimize örnek olacak bir tavır ortaya koyacağına inanıyorum. İşte seçimden bu yana 74.176 üye kaydıyla İstanbul Teşkilatı adeta yeni bir dirilişin içerisinde bulunuyor. Değerli kardeşlerim, tabii bu arada istemezdim ama son dönemlerde bilmiyorum telefonlarınıza da şu anda girdi mi? Malum İstanbul'da bir şehir üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar ve bu şehir üniversitesi meselesinin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Değerli kardeşlerim, şunu çok açık ve net söylemek durumundayım. Her şeyden önce
şehir üniversitesinin tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre daha sonra malum zat başbakan olunca bu tahsisi şehir üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile tapu devri, mülkiyet devri yoktur, olmamıştır. Değerli arkadaşlar, bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle özelleştirme yüksek kurulunun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Size gönderilmiş olan elektronik ortamda orada da var. Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka isim. O da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var? O zaman Ulaştırma Bakanı olarak özelleştirme yüksek kurulunun içinde olan Feridun Bilgin var. E hani bunlar dürüst ya. Dürüstlüğü bunlar gerek yok. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Ben bunu niye anlatıyorum? Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenin diye. Bitmedi. Ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Ve Halk Bankası'ndan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankası'na ödemelerini yapmıyorlar. Tabii Halk Bankası'na bunlar ödemelerini yapmayınca Halk Bankası da bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Kardeşlerim, şu anda Halk Bankası'na olan borçları aklımda kaldığı kadarıyla 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar. Yapılandıralım derken bunu neyi nasıl yapılandıracaksın? Neymiş? Yaptıkları kampanya şu. Ya işte spor kulüplerinin borçları yapılandırılıyor da şehir üniversitesininki niye yapılandırılmıyor? Ya sen Halk Bankası'na teminat bile vermedin. Futbol kulüplerinin bütün tribünlerdeki gelirlerine, her şeyine banka ne yapıyor? El koyuyor. Senin neyine el koyacak? Yoksa Maltepe'de tekele ait olan yer, yani zamanında benim tahsis ettiğim bu yeri bankaya teminat olarak göstermek suretiyle bunu mu banka teminat olarak kabul edecek? Bunu da geç, bir başka alavere dalavere daha yapıyorlar. O da ne biliyor musunuz? Diyorlar ki alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemeye ipotek koyun. Ya sen zaten mevcut kotanı doldurmamışsın. Mevcut kotanı doldurmadan üstelik yeni alacağın öğrenci